Ya Allah Allah. Germe işleminde öncelikle hastamızın hazırlık aşamasındayız. Hastamızın öncelikle yüzüne lokal anestezi krem sürdük, beklettik. Daha sonra hastamızın yüz kontürünü belirleyecek şekilde çizim yapmaya başlıyoruz. Sarkan alanlarını toparlamak amacıyla yapacağımız bir işlem, bu kırışıklıklarını azaltmaya yönelik bir işlem. Ona yönelik hastamızın yüzünde belli çizimler yapıp iğneleri, ipleri ne şekilde kullanacağımızı ayarlıyoruz. Hastamızın yüzüne yerleştirdikten sonra iğneleri geriye çektikten sonra ipler içeride kalacak ve germe işlemini bu şekilde tamamlayacağız. Ameliyatsız bir diğer tabir, ameliyatsız yüz germe işlemi uyguladık. İple asma diye de tabir edilen bir yöntem. Son dönemde popüler olan bir yöntem bu. Hastaya hastane ortamına, muayenehane ortamında uygulanabilen, hastanın çalışmasını, sosyal hayatını etkilemeyen kolay bir yöntem. Ameliyata gerek kalmadan, cerrahi bir işlem uygulamadan iplerle yapabildiğimiz bir yüz germe işlemi. Kısa süren bir işlem, oldukça non-invaziv dediğimiz, girişimsel kısmı az olan, hastanın canının yanmadığı, tamamıyla lokal anesteziyle uygulanabilen konforlu bir işlem. Yaklaşık işlem süresi hastanın hastaya değişmekle birlikte 30 ila 60 dakika arasında sürüyor. Hastada kanama ya da morarma gibi herhangi bir şikayet olmadığı için hastamız buradan işlemden sonra iş hayatına ya da normal sosyal hayatına devam edebiliyor. Özel iğneler var, mikrofilamanlar bağlı olan özel iğnelerimiz var. Bunlar PDO ipleri diye tabir edilen polidioksanan ipler. Bunlar bizim zaten normal şartlarda ameliyathanede de kullanılan kendiliğinden rezorbe olan ipler. Hastamızın cildine yaklaşık 6-8 ay kadar kaldıktan sonra kendiliğinden rezorbe olup kayboluyor. 6-8 ay kaldıktan sonra ama hastanın cildinde bu iplerin yarattığı yenilenme, rejuvenasyon, kolajen sentezi devam ettiği için bu işlem yaklaşık 2 yıl kadar hastada kalıcılığını devam ettiriyor. O yüzden çok konforlu bir işlem. Hastaların devamlı yaptırması da gerek olmayan bir durum bu. Yani 2 yılda bir mi yaptırabiliriz? 2 yılda bir yapılması yeterli. Ya işlemden sonra bile mesela anında bir fark görülüyor hastada. Ama işlemin asıl etkisi mesela birinci ayın sonunda hasta gerçekten ciddi bir farklılık hissediyor. Cildinde bir toparlanma, sıkılaşma, boyun altında oluşan yer çekimin etkisiyle yıllar içerisinde oluşan o sarkmaların toparlanması sağlanmış oluyor. Üçüncü ayda en net etkisini üçüncü ayda görüyoruz ve gün gün hastanın iyileşmesi devam ediyor. Bunun sebebi de biraz önce bahsettiğim o iplerin sağladığı cilt yenilenmesi, kolajen sentezinin devam etmesi gün gün devam ettiği için hasta her gün kendini biraz daha güzel olarak görüyor. Zamana karşı yarış belki bu. Evet. Daha genç, daha iyi görünmek. Kendimi daha iyi hissetmek için yaptırıyorum. Peki, ama tavsiye ederim. Hiç acımadı. Acımadı mı? Hayır.